Bu yönüyle de meseleyi bir miraç şeklinde arz ettim. İradenin kavgasını veren, iradenin davasıyla arz-ı didar eden bir insan, burada iradi olarak, iradesini kullanarak, muvakkaten bir kısım nimetlerden mahrumiyetine mukabil, öbür alemde ebedi olarak cennet nimetleri vardır. İradenle muvakkaten bir kısım nimetlere karşı sabredeceksin. Görüyorsunuz ben orucu umumi manada alıyorum. Sabredeceksin. Ve oruç şer'i ölçüler içinden bu sabretmenin formüle edilmiş şeklidir. Sabredeceksin, dişini sıkacaksın. Fakat öbür alemde müebbet cennet nimetlerinden istifade edeceksin. Kulû veşrebû hanîen bimâ esleftum fil eyyâmil hâliye. Kur'an ferman ediyor. Bugün yayın için öbür alemde boş geçirdiğiniz günlere mukabil. Hadis-i kutsi bu ayete ışık tutuyor. Allah mahkeme-i kübrada herkesin dehşet alıp da dehşet içinde secdeye kapandığım, iki büklüm olduğum, saklanacak yer ve menfez, melce ve menca aradığı gündem. Bir kısım kullarına şöyle ferman edecek kutsi hadis anlatıyor bize. Kullarım, ben dünyada size çok defa bakıyordum. Renginizi sararmış, kasıklarınızı içeriye girmiş ve iki büklüm görüyordum. Benim için bunlara katlanıyordunuz. Kulû veşrebû hanîen bimâ esleftum fil eyyâmil hâliyem. Dünya imtihan dünyasıydı. Bir sahraya girdiniz ki su yoktu, ekmek yoktu. Şehevat-ı nefsaniye yoktu. Artık o çölü kat ettiniz. Bir cennet vahasına ulaştınız. Yiyin için oradaki mahrumiyete mukabil buyuracaktır. Muvakkat bir kısım lezzetleri terk etme, müebbet nimetlere, ebedi nimetlere vasıl olmanın yoludur. Çok tekrar ettiğim bir sözü tekrar edeceğim. Maddi manevi her iki yönüyle de muvaffakiyet, bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Hayatında herhangi bir mahrumiyet olmayan kimsenin, burada bir kısım meselelerde muvaffakiyeti görünse bile, ahiret hayatına ait o aleyhinde işlemiştir. Bir insan herhangi bir çileye maruz kalmadan, tekme tokat yemeden, ıstırap görmeden, hapislere girmeden, istintak edilmeden, çilesiz olarak sıçrayıp merdivenin üst başına çıkabilir. İslam adına da bu olabilir. Fakat bu çilesiz ve ıstırapsız insanlar, dünyada muvaffak olmaları düşünülemez, benim için muhkem kaziyedir, peygamberlerin hayatına dayanarak söylüyorum. Çilesiz insanın muvaffak olması mümkün değildir. Peygamberlerin hayatına dayanarak söylüyorum. Ashab-ı Resulullah'ın hayatına istinad ederek söylüyorum. Çiğnenmeden, yüzünde tekmeler kalkıp inmeden, birkaç defa vücudun, başın, ağzın, gözün kırılmadan ve delinmeden, yüzüne tükürülmeden, başına toz toprak saçılmadan, adım adım sefillerdeki manzara gibi takip edilmeden muvaffak olman mümkün değildir. Olsan bile muvakkaten, ahiret hesabına senin aleyhinde işliyor demektir. Sen dünyada ehli cennet yolunda olsan dahi, mescide uğrasan dahi, fakat onun yolundan geçmedikten sonra, çile ve ısrabını duymadıktan sonra, maddi manevi mahrumiyetlere katlanmadıktan sonra, maddi manevi füyuzat hislerinden fedakarlıkta bulunmadıktan sonra, muvakkaten muvaffak olsan dahi, ahiret hesabını aleyhinde işleyecektir. Bir noktaya Kur'an'ın cemaatinin dikkatini çekiyorum. Hazreti Muhammed'in ümmetine bir hususu hatırlatıyorum. Bu onların peygamberlerinin yoludur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu nefsime izafe edip küçültmektense, içinde pek çok temiz gönüllerinde bulunduğu bir cemaate izafe ederek, o cemaatin peygamberidir demeyi daha aziz görüyorum, daha yerinde ifade edilmiş bir kelime olarak buluyorum. Meseleyi böyle kavrayanlar, bakışları daima ahirete müteveccih olanlar, dünyada ahireti yaşamışlardır. Dünya hayatındayken, ahiretin menzillerinde geziyor gibi yaşamışlardır. Binlercesini birkaç defa size intikal ettirmişimdir bu hususun.
Mümin mahrumiyetlere katlanacak. Mahrumiyetlere katlananların arkasından, Resulullah ve ashab-ı Resulullah'ın arkasında mahrumiyetlere katlanacak nefsi adına ta Allah onu muvaffakiyetlere ulaştırsın. Burada tavsiye lüzum duyuyorum. Pek çok defa bu hususu tavsiye ettiğim gibi her defasında yeni cemaat olduğundan çok yanlış anlamalara sebebiyet vermiş oluyoruz. Tavsiye etme lüzumunu duyuyorum. Arz ettiğim meselelerle ben sizi dilenciliğe davet ettiğim şeklinde meseleyi anlamayın. Yemeyecek, içmeyecek, aç ve susuz duracak, ağzını kokutacaksın sözüyle söyledim sen. Bununla sizi bir dilenciliğe davet ediyorum şeklinde anlamayın zinhar.